İki tane şekil vermiş. İşlemleri sol tarafta işlemin kendisini, sağ tarafta da sonucunu vermiş. Yani A üzeri B 512'ymiş. A üzeri B 512. Sonra şu köklü ifade 2'ye eşitmiş. Burası. B mertebeden kök A eşittir 2'ymiş. A eksi B 5'miş. Sonra A çarpı B de şu yanlış yazdım. Evet. A eksi B şurası B 5'miş. Bizden istediği de A çarpı B değil. İstenen de şu. Şimdi çeşitli yöntemler takip edebiliriz. Şu üstü sayı olarak verilmiş. Yani köklü sayı da aslında bir üstü sayı. Burası da üstü olarak verilmiş. İkisini kullanabiliriz. Ya da şuradan A eksi B'yi yalnız bırakıp bir diğerinde yerine yazarak da bulmaya çalışabiliriz. Şu ikisini alalım. Burada B'inci mertebeden kök alınmış. Biz burada şöyle bir işlem yapabiliriz. Şöyle B'inci kuvvetini alırsak, bu tarafında yine B'inci kuvvetini alıyorum. Şuradaki kök ve kuvvet birbirini götürecek. Yani A 2 üzeri B olacak burada. Şöyle bulmuş oluruz. Sol tarafta A kaldı. Eşittir. Sağ tarafta da 2 üzeri B. Şimdi bunu yukarıdaki denklemde yerine yazacağız. Yukarıdaki denklemi alıyorum. Şöyle yazayım. A üzeri B 512 idi. Şimdi A gördüğüm yere 2 üzeri B yazacağım şunun yerine. 2 üzeri B'nin B'inci kuvveti eşittir 512. Birden fazla kuvvet varsa, ki var burada, o ikisi çarpılır birbiriyle. Şöyle devam edelim. Sol taraf 2 üzeri B çarpı B. Şöyle yazayım. Sağ taraf 512, o da 2'nin 9. kuvveti sanırım. Evet, B'nin karesi 9 olacak. Tabanlar aynı, üstler eşit olmalı. B kare eşittir 9. Demek ki bizim B sayımız 3. Eksi 3 olamayacak çünkü pozitif diyor. Eksi 3 olabilir normalde. Karesi 9 eksi 3'ünde. Bizim B sayımız 3 olacak. Şu ikisi eşit. Tabanlar aynıysa 2. Şurası 2. Bunlar eşit. 512 2'nin 9. kuvveti. Şimdi B sayısını bulduk. Bir denklem daha verilmişti bize. A eksi B'nin 5 olduğu. Biz az önce B'yi 3 bulduk. Bunu karşı tarafa atıp 5'ten çıkarırsak bizim A sayımız 5. Burası eksi 3 ile karşıya atınca artı 3 olacak. 8. Demek ki A sayısı da 8. İstenene gelelim. A çarpı B isteniyordu. A'mız 8, B'miz 3. Buradan 24 gelir. Sonucumuz 24. Evet. 512, 2'nin 9. kuvveti. Nasıl yapsaydık? Direkt 512 olarak